Merhaba Terzi. Merhaba. Mesleğim de Terzi. Benim bu mesleğe başladığımda 14-15 yaşındaydım. Okulu terk ettiğim için bir işte çalışmam gerekiyordu ve bu yüzden de konfeksiyonu seçtim. So, in İstanbul'a? İstanbul'da. Ben Hollanda'ya 1990 yılında geldim. 22 yaşındaydım. Aşağı yukarı 22 senedir de burada yaşıyorum. Evet, ilk başladığımda burada büyük firmalarda yönetici olarak çalışıyordum. Prodüksiyon yöneticisi olarak. Görevim firmaların verdiği siparişleri temiz ve kaliteli olarak, adet olarak teslim etmek sorumlusu olarak bendim. Okay. Benim kendi iş yerim daha sonra başladı. 1996 yılında ben kendi iş yerime başladım. Kendi iş yerim bir tasarım bürosuydu. İlk başladığımda tek bir makineyle hiç personel olmadan, daha sonra bu iş yeri gittikçe büyüdü. Benim gösterdiğim kalite ve özenden dolayı ve 15'e yakın personelim oldu. 15. 15. Personel vardı en son bırakmak zorunda kaldığımda. Sorumluluk olarak çok ağır. Ben daha çok bir moda evi gibi çalışıyordum burada ve yaptığım tasarımlar, başkalarına yaptığım tasarımlar çok tutulduğu için şirketim çok kısa zamanda çok çabuk büyüdü ve daha fazla personele ihtiyacım oldu. Fakat buradaki en büyük problem, yurt dışında buradaki yaşadığımız problem, usta terzilerin veya usta modadan anlayan insanların olmayışı. Bu yüzden de devamlı personel problemini yaşadık. Dükkanımı kapatmamın en büyük sebebi de personelin olmamayışıydı. Usta işten anlayan veya bu işten tecrübeli insan bulmak çok zor. Yani bu iş artık gittikçe yavaş yavaş ölmeye başladı. Gittikçe son buluyor. Yeni gelen nesil daha fazla sarımcı veya daha fazla stilist olarak mesleği seçiyor. İcraat bölümünü fazla yapan yok. Daha çok Hollanda'da. Okay. Bence böyle bir girişim çok iyi. Özellikle bazı çocukların sanal olarak, yani internetten praktikle aynı kalitede olan öğrenimi bu şekilde gerçekleştirmesi çok iyi bir şey. Çağın çok geliştiği, çok hızlı değiştiği bir zamanlarda, şu sıralarda kendimizi daha fazla sanal olarak meşgul tutuyoruz. İşte bu internet oluyor, işte efendim Facebook oluyor, işte efendim Twitter oluyor. Çocukları bu şekilde oraya çekip oranın üzerinden mesleği öğretmek bence çok akıllıca bir şey, güzel bir şey. Burada tasarımları burada yapıyorum. Buradaki sistemle de kalıplarımız yapılıyor. Kalıpçı bir kızımız var. Gelip kalıp... Evet. Burada bütün prototipler, koleksiyonun ilk modelleri burada hazırlanıyor. Kumaş denemeleri buradan alınıp yapılıyor. Kalıplarımız orada hazırlandıktan sonra, ilk denemelerden sonra müşteri üzerinde biz provalarımızı yapıyoruz. Manken üzerinde değil, müşteri üzerinde provalarımızı yapıyoruz. İlk önce müşterilerimize tasarımlarımızı gösteriyoruz. Onların internete daha başlamadık ama başka mağazalar da, butikler de vardı. Bizden hariç 4 tane daha müşterimiz vardı. Kendi butiği olan ve satan. Fakat kriz nedeniyle biraz daha çalışmalarımızı askıya aldık. Yaptığımız konseptin amacı konforlu elbise, çalışan kişiler için konforlu elbise, sportif ve şık giyebilecekleri konforlu elbise yapmak. Bunda da kumaşlarımızın kalitesi çok önemli. Bundan hariç bir de müşterimize ekstra bir servisimiz var. Müşterimiz eğer bir şey aldığında burada üstündeki tasarımı biz tam üstüne oturacak şekilde hazırlığını yapıyoruz. Ve 3-5 dakikalık bir zamanda kısaltma, uzaltma veya daraltma gibi işlemleri burada yapıp müşterimize sunuyoruz. Müşterimiz buradan çıkarken elbisesi tam üzerine oturmuş şekilde çıkıyor ve bir başka yere gidip onu tamir ettirmek zorunda değil. Evet, tasarım büromdan sonra mağaza açtım. Ve kendi markamı ve kendi tasarımlarımı burada yapmaya başladım. Ortaya çıkan personel probleminden dolayı bütün yaptıklarım kendi ürünüm, kendi mamullerim. Bunların tasarımlarını ve kumaş seçimlerini kendim yapıyorum. Renklerine kadar, boyalarına kadar,
Kumaş seçimine kadar kendim yapıyorum. Müşterilerim genelde çalışan insanlar. Kumaşlarımı Türkiye'de yaptırıyorum. Türkiye'deki kumaşlarımı renklerine kadar kendim belirleme imkanım var. İçeriklerini de kendim yaptırabiliyorum. İstediğim ipliklerden kullanabiliyorum. Bazen fiskos olabiliyor, bazen pamuklu olabiliyor. Bazen ipek olabiliyor. Karışımlar değişik oluyor. Renklerine kadar kendim belirliyorum. Ve yaptığım mamullerimi de genelde çalışan, sportif giymek isteyen, konforlu elbise giymek isteyenler için yapıyorum. Müşterilerim genelde çoğu belirli bir mesleği olup öğretmen veya ev doktoru gibi veya avukat gibi. Ama gene de şık ve konforlu sportif giymeyi isteyen insanlar. Müşterilerim yaptıklarından çok memnun. Bunu da geri geldikleri için ve anlattıklarından anlıyorum. Renkler, bu renkler çok özel renklerdir. Bunlar hiçbir yerde bizimki kendi adıma yaptırdığım renkler. Bunları başka bir yerde görmek mümkün değildir. Tabii Avrupa'da olan krizden dolayı biz de biraz nasibimizi alıyoruz. Diğer yıllara nazaran müşteri akımında olan azalmayı görüyoruz. Fakat sabit müşterilerimiz bizim kalitemizi beğendikleri için tekrar geri geliyorlar ve bize sunduğumuz hizmete değer vererek sabit müşterilerimizi tekrar görüyoruz iş yerimizde. İlerisi için bir şey söylemek çok zor. Krizin ne kadar süreceğine bağlı. Fakat kriz içerisinde de değişiklikler yapmak mümkün. Buna istinaden ben de bir girişimde bulundum ve önceden yaşadığım personel problemini aşmak için kendi moda okulumu açtım. Ve bu moda okuluyla birlikte yapmak istediğim sanatımı ve bilgimi öğrenmek isteyenlere pratik olarak kendi iş yerinde öğretmek. 3000 euroya yakın bir 3000 euroya yakın bir kira masrafımız var. Daha da tabii pahalılanacak. Fakat tabii bizim buradaki yaptığımız şey kendi imalatımızı yaptığımız için orada. Biz dışarıdan mal almadığımız için kendi masraflarımızı kontrol altında tutabiliyoruz. Bunun için başkasına bağımlı değiliz. Biz sadece burada tasarım yapmıyoruz ama kişiler üzerine de hangi elbisenin, hangi kıyafetin yakışacağını arkadaşım belirliyor. Onun modeli olan tecrübesini şahsi insanların üstüne hangi rengin daha iyi gideceğini, hangi elbisenin daha güzel oturacağını, hangisinin daha iyi yakışacağını arkadaşım tecrübelerine dayanarak tavsiye olarak öneriyor. Burada sadece elbise satmak değil görevimiz, elbisenin yanında verdiğimiz tavsiyeler, onu giyindirme tarzı, ona yeni bir kıyafet dolabı hazırlama şeyimiz, kalitemiz o. Bunun yanında benim tasarımlarımı yapmam ve aynı zamanda üzerine oturacak şekilde elbiseleri tamir etmem. Teşekkür ederim. Ben de rica ederim. Binlerce dansaz var.